Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butiğim kanalına hoş geldiniz. Bugün Moana için bir sweatshirt yapacağız. Bir tane de tayt yapacağım. Elbiselerini değiştireceğiz. Biliyorsunuz bu elbiseler yazlık, üşümesin diye bir sweatshirt ve tayt yapacağız. Evet, Şen abla bana kostüm yaparsa çok sevineceğim. Çok teşekkür ederim Şen abla. Saçları çok güzel, yumuşacık, kıvırcık. Animasyonunu izledim, çok hoşuma gitti. Çok güzel bir çizgi film. Aynı birebir yapmışlar. Gözleri, vücudu, saçları. Hakikaten güzel olmuş. Bebek de çok güzel, hoşuma gitti. Kolyesinin anlamını da öğrenmiş oldum. Büyükannesinin ona verdiği bir kolye bu. Tılsımlı, ona güç veriyor. Güzel bir animasyon olmuş. İzlemeyen arkadaşlar mutlaka izlesin. Sweatshirt ve tayt yapacağız. Üşümesin diye. Çünkü kış geldi. Hadi bakalım. Bakalım beğenecek mi Moana? Ah, çok beğeneceğim eminim. Heyecanla bekliyorum Şen abla. Bu kumaşı hatırlarsınız belki. Ege için bir Ege'nin daha doğrusu tasarladığı bir oyuncağı yapmıştım. Oradan arta kalan parçalarla Moana'ya sweatshirt yapacağım. Mor renk olduğu için ona gidecek. Aksesuarım var yine morlu. Tayt için likra bir kumaşım var. Ondan da tayt yapacağım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Yanları çıkartıyorum. Fazlalıkları çıkartacağım. Basit şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yine. Ön taraf ve arka tarafı birleştirip keseceğim. Pratik kesiyorum kalıp kullanmadan. Bebeğimizin kolları bacakları iri olduğu için biraz büyükçe kestim. Şimdi kolları keseceğim. Dikişli yerleri yani kol ağzı olarak kullanacağım ki daha kolay olsun. Siz de böyle eski sweatshirtleriniz, tişörtleriniz varsa kol ağızlarını etek olarak kullanın. Kalıpsız, pratik bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım siz de kolaylıkla evde yaparsınız. Biraz tüylü olduğu için de dikişi de kolay olacak. Bazı yerlerini üstten dikeceğim. Ön kısmına da bir tane sweatshirt'ün cep yapacağım. Geniş bir cep yapacağım. Moana üşümesin diye yapıyoruz kalın kışlık. Evet, birleştireceğim şimdi parçaları. Diktim. Elimde diktim yine. Cep yaptım. Kazağın yakasını yine etek kısmından çıkardım. Dik yakalı bir kazak yapacağız. Daha doğrusu sweatshirt yapacağız. Evet, güzel oldu. Hoşuma gitti. Giyince bakalım nasıl duracak. Evet, kazak hemen hemen bitti. Üzerine aksesuarlar kullanacağım. Biraz hareketlendireceğim. Kollarına aksesuar takacağım. Cebin üstüne takacağım. Cebin üstüne bir arma kullanmak istiyorum. Hazır bir kalıbım vardı. Onu üzerine koyup keseceğim. Daha sonra Moana'ya giydireceğim diktikten sonra. Evet, taytım da hazır. Taytım ve sweatshirt'üm hazır. Bakalım Moana'nın üstünde nasıl duracak. Şimdi sweatshirt'ün üzerine eklemeler yapacağım. Aksesuarım var. Kol kısmına kullanacağım. Eteği belki kullanırım. Bakıyorum şimdi. Evet, kol kısmına kullanacağım.
silikonla yapıştırıyorum. Çok merak ettim. Bakalım nasıl duracak Moana'nın üzerinde. Evet, stickerlar var. Gülen yüzler, ağlayan yüzler, bunları biliyorsunuz. Kazağımın üstüne kullanacağım şimdi. Kalpli gülen bir yüz seçtim. Silikonla yapıştıracağım düşmemesi için. Kendi yapıştırıcısı çok az. Evet, Moana için yine bir tane çizme yapmak istedim. Çok pratik şekilde, sizi zorlamadan iki parça şekilde yapacağım. Ayak tabanını çizdim, çıkarttım. Üst kısmını yine V oval şeklinde kestim. Çizmeyi üzerinde dikmeye çalışacağım. Daha önce de yine çizme yapmıştım ama bu çizme biraz daha basit olacak. Umarım siz de kolaylıkla yaparsınız. Moana'ya rengi gitti bence. Moana umarım beğenmiştir. Mor renk hakikaten hoş oldu. Çizmeleri de çok merak ediyorum. Evet, tabanla üst kısmı birleştiriyorum şimdi. Basit, daha önceki çizmeden biraz daha basite indirgedim. Umarım daha kolay yaparsınız arkadaşlar. Evet, şu anda alt taban ve üst tarafı birleştiriyorum, prova yapıyorum. Üst tarafı kesmeden, ek yapmadan yukarıya doğru tek parça olarak çıkarmak istiyorum. Dönüyor. Keçe yumuşak olduğu için rahat dönüyor. Yumuşak olduğu için daha rahat yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. Tek parça yapabilirsiniz. Alt taban ve üst tabanı dikiyorum komple. Önden arkaya. İlk önce ortadan tutturacağım. Arka için yine hazırladım. Arkaya da dikeceğim bir parça. Evet, arka tarafı da birleştiriyorum. Arkadan yine dikeceğim. Yan tarafları da yapıştıracağım silikonla. Bağcıklı bir çizme yapacağız. Fazla olan kısımları kesiyorum. İsterseniz alt kısmına diğer çizmede yaptığım gibi tabanlık koyabilirsiniz arkadaşlar. Ayakları biraz büyük olduğu için zor giriyor ama giriyor esnek olduğu için kumaş. Şimdi kalın bir iplikle bağcık yapacağım. Büyük bir iğnem var. Çizmenin bağcıklarını dikiyorum şimdi. Çapraz şekilde diktim. Biraz uzun kestim. Aynı şekilde karşı taraftan yine çapraz. Thank you.
Evet, şu anda Moana hazır, çizmeleri bitti. Tight'ı hazır, sweatshirt'ü hazır. Püskül kullanabilirsiniz, isterseniz farklı malzemeler, aksesuar kullanabilirsiniz. Ben sade bırakacağım, vazgeçtim, kullanmayacağım. Tamamen sizin tasarımınız, sizin zevkiniz, nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Evet, renkler uydu, hoşuma gitti. Moana üşümeyecek artık. Kışlık kostümleri hazır. Moana'yla evcilikler oynayacağız. Ha? Moana, beğendin mi? Çok güzel olmuş çizmelerin ve sweatshirt'ün. Evet, arma da çok güzel oldu bence. Beğendim, çok beğendim Şen abla, çok teşekkür ederim. Harika olmuş. Eline sağlık, teşekkürler. Rengi de çok beğendim, çok da sıcak tuttu. Kış için çok güzel oldu, çok teşekkür ederim. Rengine de bayıldım, tenime de gitti. Çok teşekkürler tekrar. Arkadaşlar, Şen ablanın kanalına abone olmayı unutmayın, tamam mı? Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar, buradan Oyuncak Butik'in kanalına abone olabilirsiniz. Ama hemen abone olduktan sonra abone oldu zannetmeyin. Oradan da kırmızı abone ol butonu çıkıyor. Ona tıklayacaksınız. Eğer zaten aboneyseniz buradan da başka videolarımızı izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin.